Dibisi Nasıl artık... bitti hocam? Ben sizi antrenmanda gelip seyretmiştim. Bir valla Fatih Hoca'nın bir lafı var. Fatih Hoca ayak tenisi oynarken bir gün Acun'un orada şey demişti. Bir sitem ederek bir arkadaş. Ya yani yaş ilerleyebilir, fiziksel olarak insanlar gerileyebilir ama yetenek ölmüyor demişti. Ölmez. Hiçbir zaman Ben ölümüm. sizi antrenmanda hatırlıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Bir serbest vuruş çalıştırıyordunuz çocuklara. Ben böyle bir şey yani, ben sahada da sizi çok seyrettim ama yetenek aynı duruyor yani. Beyin ayaklara hükmettiği sürece evet. sorun yok. Hükmetmezse... <laughs> o zaman sıkıntı var. <laughs> Hükmetmediği gün zaten hemen futbolu bırakacaksın. Vallahi hemen. Şey oluyor muydu mesela? İşte dediniz ya mesela Kasımpaşa maçında çok üzüldüm. Bir şey yapamadım diye. Evet. Ya kafanızdan şey geçiyor böyle absürt bir soru olabilir ama. Yani çıksam sahaya en azından bir duran top gelse gol atarım falan. Hayır şunu düşünüyorum mesela. Şimdi Frikik oluyor mesela maçta değil mi? Ve hiç heyecanlanmıyoruz mesela kulübede. Hani biri vurur da buradan bir gol atar da bir sıfır öne geçeriz diye heyecanlanmıyoruz yani. Hatta Murat Hoca'ya ediyorum kenarda otururken. Frikik oluyor ya boşuna seyretmedim oturalım gel. <laughs> Hani bir şey olur, bir şey olacak e, yok. Gezdan falan atar aslında değil mi? E, atamıyorlar. Hiç var mı frikik golü? Yok bence yok. Burak atıyordu en son. Burak Yılmaz atıyordu. Hayır, bizim şampiyon olduğumuz yok. dönemde frikik golü falan attık mı hiç? Yok. Ben hatırlamıyorum. Ha, ben, ben yani. de hatırlayamadım. Ya, en kötü yanı o ya. Şimdi duran top maç kazanmanın en kolay şeklidir. Bu öğretilmez en kolay. hocam. Yani... Öğretilmez. Ha. Yok hocam. Öyle Öğrenemez hocam. Nasıl öğreneceksin? Bilmiyorum size Gel sorayım. ben sana öğreteyim. Nasıl öğreneceksin? Senin öyle bir yeteneğin yoksa nasıl öğrenebilirsin ki bunu? Öğrenemezsin yani. Ya futbolda bana bazen arıyorlar ya hocam bizim arkadaşın çocuğu var e ee, çok iyi futbolcu e ee, ama arkasında kimse yok. Ya dedim ki bu nasıl bir laf? Yani ya adam bir yerde işe girmeyecek yani. Hani bir yerde işe girersin de bir tanıdık vasıtasıyla alo dersin ya bir şu bizim arkadaş falan. Tamam onları anladık onlar normal. Futbolda nasıl olacak bu yani? Ya şimdi adam yeteneği olmayan bir insanı sen nasıl futbolcu yapacaksın? E sen şimdi şarkıcısın sahneye çıkıyorsun ya sesin yoksa nasıl şarkıcı olacaksın? Ya şarkıyı bu artık teknolojiyle falan biraz yapıyorlar ha, da futbolda o kadar futbol, doğru söylüyorsunuz ki. Ya. Futbol mümkün değil. Futbol çok başka bir yere geldi. Görmüyor musun Avrupa'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarını falan? Futbol öyle hızlı oynanıyor ki bambaşka yerlere geldi Avrupa'da. Siz geçen sene konuşmada şey demiştiniz e, ko, e, geçen seneydi tabii geçen seneki programda e, Hedef olarak Türkiye liginin dışında La Liga'da da teklif yapmak gibi bir hedefim var demiştiniz. Hatta sonrası ben size burada sonra aklıma o geldi ilk onu söyledim demiştiniz. Hala o hedefiniz geçerli mi? Yani yurt dışına dair böyle bir planınız, kafanızda ya bir bazı şimdi ayrıldıktan sonra 4-5 tane teklif geldi bana. Ee, yurt dışından da birkaç tane ama La Liga'dan falan gelmedi. Daha çok bu Katar, Matar o taraflardan biriktik teklif geldi. Ben kabul etmedim. Buradan da Türkiye'den de bir iki takım geldi. Ben yani çok bize uyum, uyumayacağı için görevi kabul etmedim ve çok erkendi. Çünkü bizim... Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra üç büyük kulüpten bir teklif geldi mi? Yok yok gelmedi. Biz ayrıldıktan sonra zaten ben 7-8 ayda anca kendimi toparladım. Ben işte Survivor'a gittim, Dominik'e gittim Acun'la. Oralarda biraz kafa dağıttım, tatillere gittim, sağa sola gittim. O da gittim, çok ele... o da eleştirenler oldu. Ya Beşiktaş'ı bıraktım, biz senden teknik direktörlük beklerken sen gittin Survivor'a dediler. Ne alakası var hocam ya? Ben ben şu anda burada oturuyorum. Ben şu anda TC vatandaşı olarak burada oturuyorum hocam. Ben teknik direktör değilim. Veya yorumcu değilim. Herhangi bir televizyonda çalışmıyorum. Herhangi bir kulüpte çalışmıyorum. Ben sadece burada TC vatandaşı olarak oturuyorum şu an. Ve üzerimde de hiçbir şey yok. Askı yok yani. Burada bir apolet var mı? Yok. Bak hiçbir şey yazmıyor. TC ben size vatandaşı. hep baktığımda arkanızdaki on numarayı görüyorum. Ha, yeter. 10 on, numar on numarayı görmen yeterli. O çok iyi. Ama o da eskidendi. Bizim futbol hayatımız artık bitti.